Antik şatonun karanlık odasında genç çırak yasaklı bir gücün peşindeydi. Efendisi, büyücü, akşama kadar tüm havuzu dolduracak kadar su taşımasını emretmiş ve sonra kapıyı çekip gitmişti. Sihirli süpürge kenarda öylesine dururken çırağın bu zahmetli işi yapmaya hiç de niyeti yoktu. Usta büyücüden hatırladığı o sihirli kelimeyi mırıldandığında başına geleceklerden ise hiç haberi yoktu. Süpürge kuyudan kova kova su taşımaya başladı. Hiç durmadan, yorulmadan havuzu doldurdu, doldurdu, doldurdu. Ama çırak durdurma büyüsünü unutmuştu. Panikle eline aldığı baltayla süpürgeye saldırdı. Parçaladığı süpürge her darbe sonucu ikiye katlanarak çoğaldı, daha da çok su taşımaya başladı. Taş zemin sular altında kaldı, o da adeta bir bataklığa döndü. Çırak, "Dur!" diye çığlık attıkça süpürgeler daha hırslı çalıştı. Ta ki usta kapıyı tekmeleyip içeri dalana ve ölümcül fısıltılı bir sözle sihri bozana kadar. İnsanlık tıpkı Goethe'nin çırağı gibi. Tek farkımız kapıyı tekmeleyip gelen bir büyücünün olmaması. Peki dijital sular altında kalırken kim ya da ne bizi kurtaracak? Yuval Noah Harari, Nexus'ta işte bu soruya cevap arıyor. Sınır tanımaz bir hızla teknolojik güçleri dizginsizce açığa çıkardık. İklim dengesini altüst ettik, algoritmalar ve insansız araçlarla ekosistemi yeniden tasarladık. Yıkıcı fikirlerin küresel felaketlere dönüşmesine kapı araladık. Buna rağmen bir kahramanın gelip tüm bu karmaşayı sihirli bir dokunuşla düzelteceği hayaline tutunuyoruz. Ne yazık ki bu hayal, gerçeğin ta kendisini görmemizi engelliyor. Çünkü bu sorunlar ne tek bir liderin kararıyla ne de dar bir grubun çabasıyla aşılabilir. Özünde hepimizin ortaklaşa aldığı kararların ve kolektif eylemsizliğin sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Bilgi çağı insanlığa eşi görülmemiş imkanlar sundu. Fakat veriye ulaşmanın bu denli kolay olduğu bir dönemde bile aynı hataları tekrarlıyoruz. Doğal kaynakları tüketmekte, sınır tanımayan savaşları körüklemekte ve gezegeni geri dönüşsüz biçimde yaralamaktayız. Şimdi ise yapay zeka devrimiyle birlikte çok daha yıkıcı teknolojilerin eşiğinde duruyoruz. Ancak bu kaos tek bir aktörün planı değil. Aksine birbirine bağlı sistemlerin ve kontrolsüz bırakılan dinamiklerin kaçınılmaz sonucu. Çıkış yolu bilginin güce dönüşme biçimini yeniden tanımlamaktan geçiyor. İnsanlık olarak küresel ağların nasıl işlediğini, bilginin bu ağlarda nasıl manipüle edildiğini ve açığa çıkardığımız güçleri nasıl kolektif bir sorumlulukla yöneteceğimizi öğrenmeliyiz. Ancak bu farkındalıkla zincirleme etkileri kırma şansı doğabilir. Peki gerçekten değişim için gereken kolektif zekayı ve iradeyi harekete geçirebilecek miyiz? Yoksa sistemik yaklaşımlar geliştirmekteki beceriksizliğimiz bizi kendi kurduğumuz tuzaklarda boğmaya devam mı edecek? Bilgi, insanlığın kaderini şekillendiren en etkili silaha dönüştü. Antik çağlardaki kil tabletler, yönetim mekanizmalarının ve kayıt kültürünün ilk adımlarını oluşturdu. El yazmaları ve kitaplar, sözlü kültürün sınırlarını yıkarak düşünceleri kıtalar ötesine taşıdı. Matbaa ise bilgiyi kitlelerin eline vererek iktidar dengelerini kökten değiştirdi. Şimdi dijital devrimin tam ortasındayız. Yapay zeka, blockchain ve küresel iletişim ağları bilginin doğasını yeniden tanımlıyor. Ancak bu dönüşüm kaçınılmaz bir ikilemi beraberinde getiriyor. Kontrolsüz bir gücün pençesine mi düştük? Yoksa bu teknolojilerin yıkıcı etkilerini ortak akılla dizginleme şansımız hala var mı? Bu sorulara yanıt bulmak için bilginin iktidarla olan tarihsel dansını anlamak şart. Küresel ağların birbirine nasıl eklemlendiğini, bu sistemlerin gerçekliği nasıl yeniden kodladığını ve dijital devrimin toplumsal dengeyi nasıl altüst ettiğini kavramalıyız. Taş çağı sembollerinden dijital para birimlerine uzanan bu serüven, bilgi ağlarının gücü nasıl yeniden dağıttığını ve bunun neden insanlığın geleceğini belirleyeceğini gözler önüne seriyor. Peki bu gücü kontrol edebilecek kolektif zekayı inşa edebilecek miyiz? Yoksa kendi yarattığımız bu canavarı beslemeye devam mı edeceğiz? Sosyal işbirliği insanlığın tek elinde değil. Arılar karmaşık kovanlar örer, kurtlar sürü halinde avlanır, karıncalar devasa koloniler kurar. Ancak hiçbiri küresel dinler icat etmez, imparatorluklar inşa etmez veya ideolojik sistemler yaratmaz. Peki bu farkı yaratan nedir?
Cevap, insanın hikaye kurgulama ve bu kurgulara kolektif inanç geliştirme becerisinde saklı. Evrim bize sadece alet yapmayı değil, mitler dokumayı öğretti. Bu sayede bağlantılarımızı yüz yüze temasın ötesine taşıdık. Ortak bir anlatıya inananlar, birbirini hiç görmemiş olsa da dayanışma ağları kurabildi. İster İncil'in vaatleri, ister komünizmin manifestosu olsun, paylaşılan hikayeler insanlığı örgütlemenin temel aracına dönüştü. Tarihteki en etkili liderlere baktığımızda, güçlerinin kaynağının bireysel yeteneklerden çok temsil ettikleri anlatılar olduğunu görürüz. Sosyal medya fenomenleri bile bu kurala uyar. Takipçileriyle gerçek bir diyalog kurmasalar da, yarattıkları marka hikayeleri kitlesel bağlılık üretir. Bir logo bile insanların zihninde onlarca duygu ve anıyı tetikleyebilir. Günümüzde gerçeklik üç katmanlı bir yapıda işliyor. Birinci katman, bir pizzanın 2000 kalori içermesi gibi nesnel gerçeklerden oluşur. İkinci katman, pizzanın tadının size güzel gelmesi gibi kişisel deneyimlerinizin sübjektif filtresidir. Üçüncü ve en çarpıcı olanı ise, milyonların zihninde şekillenen özneler arası gerçekliktir. Örneğin, 2010'da 10 bin Bitcoin ile alınan pizzanın bugün 690 milyon dolar değerinde olması gibi. Bitcoin'in değeri fiziksel bir varlığa değil, insanların ona yüklediği kolektif inanca dayanır. İşte modern pazarlamanın ve siyasetin gizli silahı da bu. Kitlelerin ortaklaşa inandığı hikayeler. Toplumsal sistemlerimizin salt mantık ve verilere dayandığı yanılgısına kapılırız. Oysa yasalar bile köklerini kolektif kabullerden alır. Köleliğin bir zamanlar meşru, kralların tanrısal hakla yönettiğinin gerçek sayıldığı düşünülürse, hukukun bile bir tür ortak anlatı olduğu anlaşılır. Bilgi ağlarına gelince, kimileri daha çok verinin otomatikman ilerleme getireceğini savunur. Kimileri ise bilgiyi manipülasyon aracı olarak görür. Gerçek, bu ikisi arasında salınır. Bilgi ağları, hem gerçeği ortaya çıkaran bir mikroskop, hem de düzen kuran bir çekiç işlevi görür. Örneğin Darwin'in teorisi, Victoria döneminin dini anlatılarını sarsarak toplumsal dengeleri altüst etti. Stalin ise düzen adına gerçeği çarpıtarak mutlak iktidarını besledi. Asıl mesele, bu ağları yönetirken dengeyi nasıl kuracağımız. Gerçeğe fazla odaklanırsak kaos, düzene fazla bel bağlarsak totaliterizm riski doğar. Peki insanlık, kendi yarattığı bu ikilemin üstesinden gelebilecek mi? Totaliter rejimler, kırılgan bir heykel gibi kusursuz görünmek zorundadır. Örneğin Orta Çağ Kilisesi, ilk günah doktriniyle insanlığın doğuştan kusurlu olduğunu savunurken, kendi öğretilerini tartışılmaz kıldı. Marksizm ise proletaryanın yanlış bilinç tuzağına düşebileceğini iddia ederek, parti elitlerinin mutlak otoritesini meşrulaştırdı. Her iki sistemde gerçeği tek eline almaya çalıştı. Bilgiyi filtrelediler çünkü özgür düşünen kitlelerin doktrinlerdeki çatlakları görebileceğinden korktular. Peki alternatif ne olabilir? Gerçeğin açık piyasası fikri teoride cezbedici. Bunun en çarpıcı örneği matbaanın Avrupa'yı nasıl dönüştürdüğünde saklı. 15. yüzyıla kadar elle kopyalanan 11 milyon metin neredeyse 1000 yıllık bir birikimi temsil ediyordu. Oysa matbaanın icadından sonraki 46 yılda basılan 12 milyon kitap, bilgiyi patlama hızında yaydı. Kopernik'in güneş merkezli evren modeli gibi devrimci fikirler yükselirken, karanlık bir dalga da eşlik etti. Cadı avı rehberi Malleus Maleficarum, matbaanın gücüyle 50 yılda 30 baskı yaparak 12 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Bu paradoks bize ne öğretiyor? Bilginin özgürce dolaşımı otomatikman aydınlanma getirmiyor. Çürük fikirler de en az bilimsel gerçekler kadar hızla yayılabiliyor. İşte bu noktada kendi kendini düzelten mekanizmalar devreye giriyor. Doğadan bir metafor. Kemiklerimiz kırıldığında vücut yeni dokular üreterek kendini onarır. Bilim de benzer şekilde ilerler. Öjeniğin 20. yüzyılda ırkçı politikaları meşrulaştırması, ancak bilimsel topluluğun bu teoriyi aktif şekilde reddetmesiyle çöktü. Psikiyatri alanındaki DSM-L kitabı ise her revizyonda yeni ve güncel maddeler ekleyerek kendini günceller. Oysa kilise tarihi tam tersini gösteriyor. Yanılmazlık iddiası Engizisyon'un baskıcı uygulamalarını besledi. Bilimle din arasındaki temel fark burada yatıyor. Biri hataları kabul ederek evrilir, diğeri hatasız olduğunu söyleyerek donar. Gerçeğe fazla odaklanmak,
toplumsal dokuyu yırtabilir. Darwin'in evrim teorisinin Victoria dönemi ahlakını sarsması gibi. Ya da Sovyet biliminin Lysenko'nun yanlış tarım teorilerine teslim olması gibi. Peki dengeyi nasıl kuracağız? Bilgi ağlarını yönetirken, hem gerçeğin acımasız ışığına hem de toplumsal istikrarın gölgesine ihtiyacımız var. Belki de asıl soru şu, hangi hakikatler bedel ödemeye değer? Taş tabletlerden algoritmalara uzanan yolculukta yeni bir dönemeç, bilgisayar devrimi. 1940'larda devasa odaları dolduran ilk makineler savaş hesaplamaları için üretilmişti. Ancak Turing gibi dahiler bu hesap makinesinin bir gün insan zekasını gölgede bırakacağını sezmişti. Bugünse akıllı telefonlardan yapay zekaya, sosyal medya ağlarından kripto paralara kadar her şey bu kehaneti doğrular nitelikte. Peki bu dönüşüm insanlığı nereye sürüklüyor? Myanmar'daki Arakan trajedisi dijital çağın karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Askeri diktatörlükten çıkan ülke, 2010'larda Facebook'un bilgi özgürlüğü vaadiyle demokratikleşme rüzgarına kapıldı. Ancak platformun algoritmaları, devletin eski sansür mekanizmalarından çok daha tehlikeli bir rol üstlendi. Otomatik öneri sistemleri, Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemini adeta körükledi. Bir keşişin Arakanlılar virüstür diyen videosu algoritmalar tarafından milyonlarca kullanıcıya zorla izletildi. Sonuç? 25 bine yakın ölüm, on binlerce insanın topraklarından sürülmesi ve Facebook'un tarafsız kalma bahanesiyle sergilediği etik iflas. Bu olay yalnızca geçmişin değil, geleceğin de habercisi. Artık insansız işleyen bir bilgi ekosistemindeyiz. Yapay zeka makaleler yazıyor, başka algoritmalar bunları viral hale getiriyor, üçüncüsü hisse senetlerini dalgalandırıyor. Tüm bunlar saniyeler içinde, hiçbir insan müdahalesi olmadan. Taş tabletler vergi kaydederdi ama analiz edemezdi. Matbaa kitap çoğaltırdı ama sansürü aşamazdı. Oysa bugünün algoritmaları bilgiyi yalnızca taşımakla kalmıyor, onu yeniden yaratıyor, çarpıtıyor ve silahlaştırıyor. Bu güç kayması, iktidarın doğasını kökten değiştiriyor. Endüstri çağında güç, fabrikalara ve ordulara sahip olmaktı. Bilgi çağındaysa güç, algoritmaları kontrol edebilenlerin elinde. Yapay zeka, finansal piyasaları manipüle edebiliyor, seçimleri etkileyebiliyor, hatta toplumsal algıyı yeniden şekillendirebiliyor. Peki bu süreçte insanlığın rolü ne? Bir veri noktası mı yoksa direnen bir aktör mü? Tarih bize şunu öğretiyor. Her teknolojik sıçrama, kaos ve düzen arasında gergin bir ip üzerinde ilerler. Matbaa hem reform hareketini hem de cadı avı çılgınlığını besledi. Bilgisayar devrimi ise hem küresel iletişimi mümkün kıldı hem de dijital faşizmin kapılarını araladı. Myanmar örneği bu paradoksun kanlı bir tezahürüydü. Çıkış yolu teknolojiyi dizginlemekte değil, onu yöneten etik sistemleri yeniden tasarlamakta yatıyor. Tıpkı matbaa sonrası ortaya çıkan eleştirel gazetecilik gibi, algoritmik çağda da yeni denetim mekanizmalarına ihtiyacımız var. Ama acı bir gerçek daha var. Myanmar'da olduğu gibi, algoritmaların yarattığı yangını söndürmek için çoğu zaman çok geç kalınıyor. Go tahtasındaki 37. hamle, insanlığın teknolojiyle imtihanının simgesi haline geldi. 2016'da AlphaGo'nun dünya şampiyonu Lee Sedol'e karşı yaptığı bu insanlık dışı hamle sadece bir taşın yerini değil, tarihin akışını değiştirdi. Yapay zeka, insan sezgisini alt ederken şu soruyu zihinlere kazıdı. Anlamadığımız bir üstünlük bizi nasıl bir geleceğe sürüklüyor? Demokrasi, insanlığın gerçekle düzen arasındaki dengeyi kurma çabasının en kırılgan ürünü. Seçimler, bağımsız yargı, özgür basın. Tüm bunlar iktidarın sınırlarını çizen birer kontrol mekanizması. Ancak yapay zeka bu mekanizmaların dişlilerine çomak sokuyor. Eric Loomis örneğinde olduğu gibi, Kompas algoritması mahkeme salonunda yüksek riskli diye hüküm giydirdi. Savunma avukatları ise kararın nasıl alındığını asla öğrenemedi. Burada sorun sadece şeffaflık değil. Algoritmalar kredi başvurularını reddederken cihazınızın pil seviyesini bile kriter alabiliyor. Peki, kendi yarattığımız bu yargıçlara nasıl itiraz edeceğiz? Demokratik sistemlerin çöküş senaryosu artık distopya değil. Yapay zeka, seçim manipülasyonundan sosyal kredi sistemlerine kadar her alanda dijital despotizmin temelini döşüyor.
2020 ABD seçimlerindeki komplo teorileri bu belirsizliğin sadece bir provasıydı. Popülistler, algoritmaların yarattığı güvensizliği, gerçeği biz biliriz naralarıyla sömürüyor. Peki ya umut ışığı? Teknoütopistler, yapay zekanın kanseri yenebileceğini, iklim krizini durdurabileceğini iddia ediyor. Tarih ise bize teknolojinin iki ucu keskin kılıç olduğunu hatırlatıyor. Sanayi devrimi tekstil işçilerini işsiz bırakırken bugün iklim değişikliğiyle boğuşuyoruz. Ludditler yanılmamıştı. Sadece zamanlama hatası yapmışlardı. Sümerkil tabletlerinden ChatGPT'ye uzanan yolculukta bilgi, gücün kaynağı olmayı sürdürdü. Ancak Go'daki 37. hamle bize şunu öğretti. Kazanmak ile anlamak aynı şey değil. Yapay zeka bizi mat edebilir. Ama insanlığın asıl sınavı bu gücü neye ve nasıl kullandığımızda saklı. Belki de çözüm, teknolojiyi değil, etik sınırları yeniden tasarlamakta yatıyor. Nasıl ki matbaa sansürü kırdığında eleştirel gazetecilik doğduysa, algoritmik çağda da dijital vicdan mekanizmalarına ihtiyacımız var. Ama acı bir gerçek daha var. Myanmar'da olduğu gibi nefret algoritmaları yayıldıktan sonra geri dönüş çoğu zaman imkansız. Çıkış yolu, bilgeliği gücün önüne koymakta. Aynen bir taş ustasının kayaları şekillendirdiği gibi, biz de algoritmaları insanlığın ortak iyiliği için düzenlemeliyiz. Bu, ne teknoloji düşmanlığı ne de körü körüne ilerlemecilik. Aksine, neyi yapmamız gerektiğini sormak. Unutmayalım, Antik Roma'da Fasces demetleri, tek bir odunun kırılganlığını aşmak için bir araya gelen gücü simgelerdi. Bugünse dijital Fasces'leri ancak şeffaflık, hesap verebilirlik ve kolektif sorumlulukla örebiliriz. Yoksa AlphaGo'nun 37. hamlesi insanlığın son hamlesi olabilir.